Çünkü 6 Şubat depremlerinden bizim ülkemizi ve komşumuz Suriye'yi etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından akla gelen en büyük soru harp teknolojisiyle mi yapay deprem üretildi? Daha sonra Fas'ta geçtiğimiz günlerde 8 Eylül 2023 yerel saatle 11 sularında 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şimdi son açıklanan verilere göre bu depremde 2946 kişi de hayatını ne yazık ki kaybetti. Akıllara gelen o soruyu tekrar ben size sormuş olayım. Sorun ve cevaplayalım. Hatta haritayı da ekrana koyun isterseniz. Harp teknolojisiyle üretilmiş bir deprem olabilir mi? İsterseniz o bahsettiğimiz o Bizans haritasını ekrana koyun. Direkt onun üzerinden de anlatayım. Yunan basınına yansıyan. Yunan basınından. Şu telaffuz bir türlü edemediğim o Pentagos Tagma olması lazım. Öyle bir gazete. Bir Yunan gazetesinde. Geçen yıl Haziran ayında bir harita yayınlıyor. Haritayı çizen Amerika Bizans farklı. Çok iyi burayı anlamanız lazım. Fas'taki depremle onun bir bağlantısı var mı? İlerleyen dakikalarda mı girelim? Fas ya bütün depremlerin yani Kahramanmaraş'ta birbiriyle ardışık saatlerde olan depremlerin bile birbiriyle bağlantısı yok. O fay bile öbürünü kırılmadı. Orada bir daha aynı şekilde bir müdahale yapılmış gibi. Bunu zaten bütün uzmanlar söylüyor. Ben Kasem kitabının son bölümünde 7. bölümünde Türkiye ve Türklük tehlike altında dediğim bölümünü ben depremden önce yazdım, bitirdim, yayın evine verdim. Ve depremden sonra zaten bütün olacak olanlar, olmuş olanların hepsi tam olarak ortaya çıktı. Evet, şimdi görüntüde görüyorsunuz ekranlarda. Şimdi buradaki Yunan basınına ait bir gazetede manşet atılıyor. Bu manşette şöyle yazıyor. ABD deprem ile 96 saatte Türkiye'yi işgal eder yazıyor. Burası gelecekte daha güncel bir konudur bu. Evet, bu Yunanistan, Ekümenopolis ve Türkiye görüyorsunuz. Ne demek Ekümenopolis? Şimdi ünlü Yunan kent bilimci Doikas'ın oluşturduğu bir kelime bu ve polis şehir demek. Büyüğü ise metropolis. Daha büyüğü megapolis. Bunu okuyalım. Skalanın en tepesinde ise korku şehri Ekümenopolis var. Rüya şehri diyen de var. Aynen. İşte ütopik bir şehir olarak diyen de var. Nüfusu 30 milyonlara dayanmış. Her tarafı betonlanmış. Havası, yeşili, suyu tükenmiş. Yaşanması bir ızdırap ve çile olan, hormonlanmış, hastalanmış, bitkisel yaşama girmiş, ölümü bekleyen kanserli kentleri tanımlamak için kullanılırmış bu kelime. Bununla ilgili 1,5-2 saatlik ciddi bir belgesel de var. İstanbul'un bütün o son 30 yıllık tarihini anlatan bir belgesel de yapmışlar. O belgeselin adı da Ekümenopolis. Ancak burada çok daha önemli bir şey var. Nedir? Bütün bu salgınlar, Türkiye'de, dünyada olan ötek dünya devleti, krallığı vesaire, bütün bu sapkınlık diyorum ben bunların hepsine. Bütün bunları tezgahlayan, insanlığın başına bela eden, aynı zamanda Murat Bey'in az önce gösterdiği belgedeki logoda da aynı şekilde olan, Amerikan 1 doların üstünde olan, Diyarbakır Zerzavan Kalesi'ndeki Mitras Tapınağı'na gelip orada yine aynı şekilde oradan çıkarılan paraların üzerinde olan, bütün hepsi bizim depremden önce yaptığımız çok uzun soluklu bir araştırmada şunu gösteriyor. Bu çete çok uzun yıllardır, 2002 yılında özellikle bunun dünyanın en büyük tatbikatıyla, Millennium Challenge'da tatbikatla duyurdular. Dediler ki 1000 yılın meydan okuması. Buna biz sadece depremle Amerika Türkiye'yi işgal eder gözüyle baktık. Bugün 3 alanda bunların elemanlarını görüyoruz. Bu takvimi işleyenlerin 1 bilim alanındaki bazı meşhurlar, 2 Türk milliyetçiliği alanındaki bazı meşhurlar, 3 din alanındaki bazı meşhurlar aslında sistem olarak insanlara bunu hazırlıyor.